Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda marş motoru arızasıyla alakalı bazı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Birçok araçta oluyor, oluşabiliyor bu marş motoru arızası. Tamiratı mümkün müdür? Tamirat yapabilir miyiz? Yani mutlaka değişmesi mi gerekiyor ya da işte bakılması mı gerekiyor? Bence bunların tamiratı mümkün, tamir edilebilen parçalar bunlar. Yeter ki işte bir söküp bakılması gerekiyor. Şimdi bunu sökeceğim, bütün detaylarını paylaşmaya çalışacağım. Arıza nasıl oluştu? Arıza şekli nasıl bizim arabada? Değişik bir ses geliyor. Birazdan dinleteceğim o sesi. Zorlanma sesi, böyle çalışırken sanki böyle bir büyük bir yük varmış gibi ya da akü zayıfmış gibi bir his veriyor. Böyle bir ağırdan alıyor. Sürtünme sesi var gibi görünüyor. Yani tahmin ediyorum bazı durumları ama yani içerisinde sanki böyle parçacıklar varmış gibi, dinamonun dönmesine sanki engelmiş gibi bir durumu var. Bir şeyler, bir ters giden bir şeyler var gibi görünüyor. Bunu böyle birazdan söküp yani bütün bakımını yapacağım, temizliğini yapacağım. Parça değişiyorsa parçasını değiştireceğim. Ama ben sökeceğim, kontrolünü yapacağım. Yani böyle ekstra böyle servisine, ustasına götürmeye gerek yok. Siz de yapabilirsiniz. Amacım zaten bütün bu tür durumlarda ilk önce kendimizin bakıp kendimiz müdahale edebilmemiz. Sonuçta 3000 lira bir parça, 1000 lira civarında da bir işçilik çıkacaktır. 4000-5000 lira gerek yok. İlk önce kurtarabilirsek kendimiz kurtarmamız gerekiyor. Şimdi sesini dinleteceğim. Bir de en son çalıştırdığımda en sonki sesini zaten karşılaştırdığınızda aradaki farkı anlayacaksınız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, akü kutup başını mutlaka sökmeniz gerekiyor. Teması kesin. Şurada bir tane vidası var. Hemen şurada. Bir tane de hemen altında var. İki tane vida tutuyor bunu. Şimdi bir üstte bir altta onlar var. Onları sökeceğim. Onları sökmeden önce kablo bağlantılarını sökmem gerekiyor. Kablo bağlantılarını sökmeden önce istediğiniz gibi işaretleyebilirsiniz. Şöyle 3 tane kablo geliyor. Birisi kalın kabloyla bitişik. Diğeri tek. Bunları böyle yerlerini karıştırmadan çıkarmanız gerekiyor. Ona göre işaretlersiniz, işaretinizi koyarsınız. Şu da vidalıydı zaten. Bunun vidasını da söküp bu şekilde alacağım. Sonra şöyle altta da bir tane vardı. Bu sıra şöyle. Direkt yiyordum. Evet arkadaşlar, şöyle aküden güç alıyorum. Artı eksi kutup başlarından şöyle. Bir tanesini şaseden alıyorum şöyle. Bir tanesini de şuradan dokundurduğunda şöyle. Görüldüğü gibi hareketini yapıyor. Ama o döngü olayı tabi olmadığı için şu anda onu göremiyoruz. Şu anda ileri geri hareketini yapıyor. Yani şöyle bir rahatsız edici sesi şu an hissedemiyorum buradan da. İlk önce bunu bir temizleyeceğim, bakacağım. İçerisinde ne var ne yok. Herhangi bir kırık çıkık bir durum var mı? Ondan sonra zaten görmüş olacağız. Ama şu an ürün çalışıyor. Yani üründe problem yok. Şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane tam şu bölgede uzun vida var. 8 numarayla açılıyor. Onu aldıktan sonra şuradaki bağlantısını da çözüyorsunuz. Ondan sonra şöyle yavaş bir şekilde bunu dışarı çıkartıyorsunuz. Şöyle. Yani içerisinde sürtünmeden kaynaklı bayağı bir yıpranmalar olmuş. Bir toparlayacağım. Yine aynı ses devam ediyorsa bunun yenisini mecbur alacağız. Yani şöyle. Bu sürtünme biraz zarar vermiş. Şuraya baktığımızda
Yani yıpranmalar çok mevcut. Ama temizleyeceğiz. Bakalım sesi kesecek mi? Ama şöyle bir şey, yani böyle ciddi parçalarda bir kırık gözükmüyor. Buradaki segmentlerin hepsi sağlam. Ondan sonra dişlerde herhangi bir kırık yok. Dişlerde problem gözükmüyor. Bir detaylı bakacağız bakalım. Şöyle kömürlere bakıldığında kömürlerin hepsi sağlam. Hiçbir şekilde böyle bir eksiklik yok. Yani yarıdalar. Böyle tam da değiller ama yarıya kadar gelmişler. Şöyle çeviriyorum dinamoyu. Dişleri yıpratan herhangi bir içerisinde yanık izi de yok. Bakıyorum. Yani burası bir detaylı temizlenecek. Parçacıklar var ama böyle ciddi bir hasar gözükmüyor. Şuna bakalım. Bunun içerisinde bayağı bir zamanla toplanmış parçacıklar var. Bunu da herhalde 3-4 yıl önce temizlemiştim. Bakımını yapmıştım. Ondan sonra yine bayağı bir kirlenmiş. Yani 3-4 yıldır hiç bakmadığım bir parçaydı bu. Yine bir detaylı temizlenmesi gerekiyor. Çinerle temizlenecek. Bayağı bir katı kir var üzerinde. Evet, şu hemen arkasında şöyle bir dişlerin plastiği var. Şöyle yukarı doğru çekiyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şu delikler birbirlerine tam denk gelmesi gerekiyor. Şöyle şu şekilde alınıyor. Üç tane diş var içerisinde. Şöyle bakıldığında burada da herhangi bir problem yok. Dönmesinde falan bir problem gözükmüyor. Şimdi bir detaylı bir temizleme zamanı. Bunda problem yok. Zaten ateşleme yapıyor. Hareket veriyor. Bunu sökmeyeceğim. Tamamen problem burada. Burada da herhalde anladığım kadarıyla burada içerisinde toplanmış parçacıklar var. Şurada görüldüğü gibi şöyle şuradaki kırıklar var. Mıknatıstan kopan. Şurada parçacıklar içeriye yayılmış bayağı bir. Onun pisliği var yani. Kömürlerin arkasındaki şu segmanı da şöyle tornavidanın ucuyla alırsanız bu şekilde de çıkıyor. Şöyle ondan sonra bir tane pul var. Şöyle bunu dikkatli bir şekilde alıyorsunuz. Buralarda da parçacıklar var. Bunlar da kömürler. Kömürleri çıkartacağım. Çıkartırken dikkatli çıkartın. Çünkü bunu bir detaylı temizleyeceğim, zımparalayacağım. Şöyle aşağı bu şekilde kömür çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi tinerle yıkanması bitti. Temizlemesi yapıldı. Zımparalar yapıldı. Şöyle görüldüğü gibi temizlendi. Asıl problemli şuydu. Bunun içerisi bayağı bir temizlendi. 2-3 defa yıkandı. Parça marça kalmadı en azından. Şöyle şu ön dişli temizlendi. Buralar aynı şekilde. Şimdi artık bunun yağlanıp toplanma zamanı geldi. Şimdi gene eklem yerlerine gres yağı süreceğiz. İnce ara yerlere sıvı gres yağı sıkacağım. Şimdi artık toplama zamanı.
Arkadaşlar şöyle toplandı, yağlandı, toplandı, yıkandı, temizlendi. Şöyle makine son hali bu, toplanmış şekli. Bir deneyeceğim. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ne durumda, herhangi bir problem var mı? Şöyle görüldüğü gibi herhangi bir problem yok, çalışıyor. Şimdi yerine montajını yapacağım. Ondan sonra yerinde görmüş olacağız. Ama şu an çok rahat çalıştığı belli. Beklettiğimde şu altı yani şu şase, şu artı. Biraz önce ters verdim, gördünüz, ters döndü, şimdi düz dönüyor. Şöyle. Şu anda tamam. İnşallah herhangi bir problem olmayacak gibi. Yine de deneyeceğim. Tekrardan elektrik bağlantısını söküyorum, yine montajı yapacağım. Montajı yapıldı, kablo bağlantıları yapıldı. Akü kutup başı takıldı. Şimdi hava filtresini takacağım. Hava filtresinden sonra ilk marş yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet, hava filtresi de takıldı. Şimdi bir ilk marş yapacağım. Bakalım o rahatsız edici ses gene geliyor mu? Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim, gerçekten çok müthiş bir çalışma oldu. Sesi duydunuz. Hiçbir şekilde böyle hırlama, gürleme, sürtünme sesi yok. Demek ki o içerisindeki mıknatısların kırılması ve dinamonun etrafında sürtünmesi o sesi çıkartıyordu. Şu anda temizlendi, yağlandı. Tekrar bir tane daha çalıştıracağım. Gerçekten beklediğim performansın üstünde bir performans oldu. Tekrar bakacağım. Evet. Yani şu anda herhangi bir problem yok. Gayet iyi çalışıyor. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben bu kadar böyle güzel bir performans beklemiyordum. Şahane bir sonuç oldu. Buna çok sevindim. Bu parçanın da şu anki maliyeti 3000 civarında. Google'dan bakabilirsiniz. Muhtemelen ki ustaya gitseydi yine aynı bir önceki videomda paylaştığım gibi, kontakla alakalı bazı verdiğim bilgiler gibi orada da aynı şekilde değişmesi gerekiyor denebilirdi. Şu an gayet iyi çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Tekrar çalıştırıyorum. Gerçekten müthiş bir durum oldu. Çok açıkçası bu duruma çok sevindim. En azından yani hem bu parçayı kurtardık hem de bu video izlendiğinde birçok kişinin dinamosunda böyle bir problem vardır büyük bir ihtimalle. En azından bu tür problemler çözülmüş olur. En azından değiş diyenlerin karşılığı olarak, yenisini al diyenlerin karşılığı olarak bir bakılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani zaten sökülüp takılırken de çok fazla böyle teferruatlı bir durum değil. Toplanabilir. Bu konuda isterseniz kendinizce fotoğraflarını çekerek ya da işte notları alarak sökerseniz toplaması da o şekilde kolay olur. Sadece önemli kritik noktalar var. O dişliler özellikle iyi yağlanması gerekiyor. Boğaz kısmına işte biraz sığ gres yağı sürdüm. Ondan sonra işte dinamo zımparalandı, temizlendi. İçerisindeki kırıklar temizlendi. Sonuç bu. Bununla alakalı vereceğim bilgiler bu kadardı arkadaşlar. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.